Ve ben size çok lezzetli 5 dakikalık fırında karışık domates soslu sebzeyi yapacağım. Malzemeleri gelsin o zaman. Biliyorum hepiniz kızartmayı, özellikle de domates soslusunu çok seviyorsunuz. Bugün aslında fırında o kızartmanın aynı lezzetinde çok kolay, çok lezzetli bir tarif uygulayacağım. Peki içinde neler var? 1 adet patlıcan, 1 adet kabak, 1 adet havuç, 1 adet kırmızı soğan, 1 adet kapya biberi ve 1 adet patates. Hepsi küp küp doğranmış, hazır. Sarımsak isteğe bağlı ama bence kesinlikle koymanız gerekiyor. Ben şöyle aralara defne yaprağı da sıkıştırıyorum. Ve tabii ki kendi yaptığım domates rendesi. Bunun tarifini çok sordunuz, hala da soruyorsunuz tüm detayları için. YouTube Mutfakta Gülşah var adresini ziyaret edebilir. Ya da Instagram gulshahsen.com.tr domates rendesi postumuza tıklayabilirsiniz. Serviste peki ne kullanacağım? Ben süzme yoğurdu çok severim. Hele birazcık da şöyle çörek otu olursa değmeyin keyfime. Patlıcanlar neden bu suda? Artık defalarca söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Patlıcanın tüm acısını almak için limonlu suda bekletiyorum. İlk iş olarak hemen onları temiz bir mutfak havlusuna süzeceğim. Fazla suyunu sıkıyorum ve mis gibi mutfak havluma yerleştiriyorum. Bana yine çok soruyorsunuz. Evet, kağıt havlu çok fazla kullanmıyorum. Minimumda kullanmayı tercih ediyorum. Bilginiz olsun, size de bunu öneririm. Bu arada lütfen tekrar çıkan şu suya bakın. Her defasında gösteriyorum, göstermeye de devam edeceğim. Bildiğiniz siyaha yakın koyu sarı bir su çıkıyor. O sebeple bu işlemi kesinlikle yapmalısınız. Baktım burada defne yaprakları çok güzel. 2 tane ekleyin, 3 tane ekleyin. Hiç sorun değil. Sarımsak arzu ettiğiniz kadar. Ama önemli küçük bir nokta daha var. Domates rendenizin mutlaka tadına bakın. Ben baktım benimki bu kavanozun bir tık ekşiymiş. O sebeple onun ekşiliğini kırmak için şöyle bir tatlı kaşığı kadar şeker ekleyeceğim. Fırın tepsimi aldım. Pişirme kağıdı kaymasın diye de şöyle altlarına hafif yağ sürdüm. Bu burada duruyor. Bütün malzemeleri alıyoruz. Patatesler, havuçlar, sert malzemeleri alta yakın koyun. Soğan mutlaka olmalı bence. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bunların üzerine hemen buradaki patlıcanları alıyorum. Tepsiyi de fırının alt gözüne yakın yerleştireceğim. Neden? Zor pişen patates, havuç altta ve tepsim alta yakın olacak. Üst kısımda yumuşak pişen sebzeler de fırının sıcağından bir tık uzak olacak. Bu şekilde yaparsanız şayet serti de yumuşağı da eşit oranda pişer. Hemen bunun üstüne kabaklarımı ekliyorum. Ve kapya biberleri. Burada arzu ediyorsanız sarımsakları aynen bu şekilde bütün olarak ekleyebilirsiniz. Yerken de çıkarırsınız. Tamamıyla size kalmış. Yine baharatlar için de hayal gücünüzü kullanın. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Sevdiğiniz her şeyi ekleyin. İlla böyle listeye bağımlı kalmak durumunda değilsiniz. Ben biraz mutlaka karabiber koyarım. Çok seviyorum çünkü. Şuradan birazcık kırmızı toz biber alacağım. Ve bence kekik de çok yakışıyor. Hemen birazcık kekik de ekleyelim. Bunlar tamamen opsiyonel. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Ben maydanozu serviste üzerine ilave etmeyi seviyorum. O sebeple şimdi koymayacağım ama arzu ederseniz ekleyebilirsiniz. Bakın bütün malzeme tek tepside güzelce karıştı. Şimdi üzerine domates rendesi ilave ediyorum. Biraz böyle sulu sulu olsun, çok güzel oluyor. Tekrar karıştırıyorum bütün malzemeleri. Hemen kenarlarına şöyle birkaç parça defne yaprağı ve bahsettiğim gibi toz şeker ama çok değil, ekşiliğini kıracak kadar. Bu da tamam. Diğer pişirme kağıdını da aldım, üstüne kapatıyorum. Kenarlardan bohça gibi saracağım. Böyle sıkıştıra sıkıştıra yapın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakikada pişiyor. Hemen fırına gönderiyorum. Ama unutmayın, bir tık böyle aşağıya yakın göze koyacaksınız. Bu da fırına gittiğine göre ben fırına bir bakalım. Fırından aldım. Çok dikkat edin, çok sıcak. Hatta elim birazcık yandı. Şöyle biraz yardım alacağım. Bakın aynen böyle görünecek. Mis. Hatta şöyle bakın, patatesler yumuşacık, patlıcan yumuşacık, havuç yumuşacık. Şimdi bunu kapatıyorum çünkü servise kadar bu şekilde beni bekleyecek. Şimdi sırada fırında hazırladığım o nefis mis gibi sebzelerim var. Hemen onları servis etmek istiyorum. Dikkatli bir şekilde açıyorum. İnanın mis gibi kokuyor. Hızlı bir şekilde tabağımı dolduracağım. Biraz şekli güzel olsun diye bir çemberden yardım alıyorum. Bunu ister sıcak, ister soğuk, nasıl istiyorsanız tüketebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde çemberimi çıkarttım. Biraz dağıtacak ama bu yoğurtsuz olmaz. Şöyle tam ortasına bir kaşık süzme yoğurt. Üzerine çörek otu, ben çok seviyorum. Bunu size bırakıyorum tamamen. Ve biraz maydanoz. Sizce de fırında kızartmadan çok daha fazlası değil mi?